Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz. "2020 unutulmaz olaylar. Hepimizin büyük umutlar ile girdiği 2020 yılı bize neler getirdi, neler götürdü. Yeni yıla girdik, 2020 sonunda bitti. Ama, yoksa bu bir fragman mıydı? Bunca şeyi nasıl yaşadık? Belki de 2020 ile ilgili bir durum değildir bunlar, belki de her yüzyılda bir yaşanan felaket yıllarına gelmişizdir yine. Aslında bizim için iyi başlamıştı 2 Ocak tarihinde Tayvan'da askeri bir helikopterin düşmesi ve 8 kişinin ölmesi pek de ilgimizi çekmiyordu, şimdilik. 3 Ocak 2020'ye girdiğimizde ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile medyanın başlıklarında hep 2020'yi görmeye başladık. 11 gün sonra Microsoft, Windows 7 desteğini sonlandırırken, ertesi gün Wikipedia engelinin Türkiye'de kaldırılması ilgilenen kesimi sevindirmişti. Ya 9 gün sonra? 24 Ocak 2020 tarihine girdiğimizde ise hepimizi derinden yaralayan Elazığ depremi yaşandı. Sivrice'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti. 2 gün sonrasında ise efsane basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti. Bitti mi? Hayır. İlk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve türü bilinmeyen virüs, 30 Ocak'tan itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak ilan edildi. Ertesi gün ise, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldığını açıkladı. Ocak bitti, çok uzun ama bir o kadar da hızlı geçmişti, 2020 yılı da o şekilde olacaktı. Şubat ayına baktığımız zaman 4 ve 5 Şubat tarihlerinde sırasıyla önce Van, Bahçesaray'da çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerler ve kurtarma ekipleri de üzerlerine düşen çığın altında kaldı. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Daha sonra ise, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Sonraki 2 hafta sakin geçerken, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde 2 nargile salonunu hedef alan 2 silahlı saldırıda fail dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 23 Şubat'a geldiğimizde, 24 saat boyunca olaylar bitmedi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bunların yanı sıra 21 yıl sonra Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. 4 gün sonrasında ise İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı. Mart ayı hızlı başladı ve tüm dünya düzenini değiştirdi. Artık yeni bir dünya düzeni kurulmaya başlandı. Mart'ın ilk günü Türkiye, Bahar Kalkanı harekatını başlattı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İtalya'da, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için tüm ülke kırmızı bölge ilan edildi. 3 gün sonra, 11 Mart'ta, Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs hastalığını küresel pandemi ilan etti. Aynı gün, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı. Takip eden bir hafta içinde, Avrupa Futbol Şampiyonası, Eurovizyon Yarışması ve Yaz Olimpiyatları 2021'e ertelendi. Nisan ayı da pek hoş başlamadı. Henüz Nisan'ın başında doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti. Bir hafta sonrasında ise 2 milyonu geçti. 23 Nisan'da ise, 99 yıldır büyük coşku ile kutlanan Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşu, 100.
yılı heyecanla beklenmesine rağmen evlerde kutlanarak geçti. 30 gün sonrasında Pakistan'da yolcu uçağı düştü, 97 kişi öldü. Hemen bir ay sonrasında Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 16 Haziran'da ise Fenerbahçe, bu sefer Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisini kaybetti. 8 Temmuz günü itibariyle COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 12 milyonu aşmıştı. 24 Temmuz Cuma günü ise Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen yüz binlerce kişinin katılımıyla 86 yıl sonra yeniden Ayasofya Camii oldu. Ağustos ayında ise, İsrail-Arap barışı, patlayan bombalar derken, 11 Ağustos'ta koronavirüs salgınına karşı ilk aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi. 27 Eylül günü Karabağ çatışmaları başlarken, 2 gün sonrasında dünya geneli ölüm sayısı 1 milyonu aşmıştı. 13 Ekim günü Microsoft, Office 2010 desteğine son verdi. 6 gün sonrasında ise onaylanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 40 milyonu geçti. 30 Ekim'de ise maalesef bir deprem daha, İzmir depremiyle sarsıldık. 7.0 şiddetinde deprem Türkiye ve Yunanistan'ı vurdu. Toplam 119 kişi öldü. 3 Kasım'da olaylı bir ABD başkanlık seçimi yapıldı. 5 gün sonra ise, toplam vaka sayısı 50 milyonu aşmıştı. 10 Kasım 2020'de Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzaladı. 11 Kasım'da ise koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ara sonuçlara göre COVID-19'a karşı %92 etkili olduğu kanıtlandı. 25 Kasım'da ise efsane futbolcu Maradona hayatını kaybetti. 29 Kasım Pazar günü ise Fenerbahçe, bu sefer Beşiktaş'a karşı serisini kaybederek, kulüp tarihinin en kötü iç saha performansının olduğu yılı geçiriyordu. 14 Aralık'ta tam güneş tutulması yaşandı. Arjantin ve Şili'den net görüldü. Bunun yanı sıra, 21 Aralık'ta en son 800 yıl önce olan çifte gezegen buluşması yaşandı. Yıl boyu yeni kavramlar hayatımıza girdi. Uzaktan eğitim, maske zorunluluğu, korona, pandemi ve daha birçok terim, bilinçaltımıza yerleşti. Bakalım, sırada neler var? Ne olursa olsun, hedeflerden vazgeçmeyip sonuna kadar ilerlemek önemli olan. Bu kadar uzun süren ama bir o kadar da hızlı geçen bir yılın ardından, sağlığımız gibi birçok şeyin kıymetini bilerek, yeni yıla merhaba deyin. Son olarak, 2020'nin en güzel yanlarından birisini söylemezsek olmaz. Web sitemizde her türlü sosyal medya ihtiyacınızı karşılayabiliriz, 2020 yılında birçok mutlu müşteriye ulaşıp yüzünüzü güldürmek bizi de mutlu etti. Instagram hesaplarımız açıklama kısmında yer alıyor. Umarım istediğiniz gibi bir yıl geçer. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.